Merhaba değerli izleyenler. Profesör Doktor Metin Özdemir ile dersimize kayıt programına hoş geldiniz. Bu bölümde Allah'ın sıfatlarını konuşacağız. Hayat, ilim, semi, irade, kudret gibi sıfatlarını insan fiilleri ve sorumluluğu açısından ele alacağız. Arkadaşların sorularını, düşüncelerini, görüşlerini alalım. Ondan sonra programımıza başlayalım. Merhaba ben Abdülkadir Barış. Bugünkü bölümümüzde Allah'ın subut sıfatlarını konu edeceğiz. Ee, bize aktarılan subuti sıfatlarda acaba Allah'ın sıfatlarını e, aklımız idrak edemediği için bize bir e, benzetme şeklinde mi aktarılmıştır yoksa bizzat olduğu şekliyle mi bize aktarılmıştır? Bu konuya bu konuya dair bir soru sormayı planlıyorum. Selamünaleyküm Bugün hocamızla birlikte Allah'ın subuti sıfatlarını işleyeceğiz. Ben bunun yanında Müslümanlara genellikle çokça yönlendirilen, ateistler tarafından çokça yönlendirilen bir soru olan Allah'ın kudreti hakkındaki paradoks olarak nitelendirdikleri bir birkaç yorumu hocamıza söyleyeceğim. Bizim buna nasıl cevaplar verebileceğimizi danışacağım. İyi seyirler. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Hocam Allah'ın zat sıfatları üzerinde konuştuk. Aslında subut sıfatlarından ilim sıfatı üzerinde de bayağı durduk. Ama e, subut sıfatlarından diğerlerini özellikle hayat, belki kudret, bir de e, irade sıfatlarını, semi, basar o sıfatları üzerine de e, konuşalım istiyoruz aslında. Allahu u Teala'yı e, biz e, bir yaratıcının varlığını görüyoruz. E, ortaya koyduktan sonra bu yaratıcının özelliklerini neyle tanıyoruz? Aklımızla mı yoksa bir peygamber mi bize bunları bildiriyor? Mesela Allah'ın konuşuyor olmasını biz kendi aklımızla bilebilir miydik? Görüyor, duyuyor oluşunu biz kendi aklımızla bilebilir miydik? Belki bilgisini yani bir aklımızla yani bir yaratıcının cahil olmamasını, olmaması gerektiğini kamil olması için bunu bilebiliriz. Ama konuşması da bu sıfatlar içerisine dahil olur mu? diğer sıfatlarla bu subut sıfatlarla birlikte düşündüğümüzde nasıl bir yaratıcıya inanıyoruz? Evet. Şimdi tabii ki biz vahiy olmadan bir peygamberin mesajı olmadan da Allahu Teala'nın bazı sıfatları hakkında bilgiler edinebiliriz. Mesela Allahu Teala'nın gördüğünü, işittiğini, bildiğini, hikmet sahibi olduğunu aklımızla bulabiliriz ama bu Hocam, ben her seviyeden gördüğünü gördüğünü bilemeyiz diye düşünüyorum. Ee, özellikle konuştuğunu Çok basit bir düşünce ile bu ortaya çıkarılabilir. Ben görüyorsam Allah da görüyor olmalıdır. Çünkü e, o en mükemmel varlık olduğuna göre ben Aciz, noksan bir varlık olarak görüyorsam onun da görmesi gerekir diye basit bir akıl yürütmeyle böyle bir sonuca varabilirim. Ama her seviyeden insanın aynı sonuca ulaşması mümkün olmayabilir. Olmaz, Bazısı çünkü... Allah'ın bir göz organıyla gördüğünü düşünebilir. Bazısı bu organa ihtiyaç olmadan gördüğünü düşünür. Burada işte peygamberler bize yardımcı oluyor, rehberlik ediyor. Onun için peygamberlerin tabii her zaman bu konularda da rehberliğine insanoğlunun ihtiyacı var. Peki nelerdir hocam? Subut sıfatlar. Özellikle belki bir ayrıma da gidilir. Niçin böyle bir ayrım yapıyoruz? Evet. Zat sıfatlar, subut <laughs> sıfatlar arasından niçin böyle bir ayrıma gidiyoruz ve subut sıfatlar neler? Evet. El-Fukulekber de İmam-ı Azam sıfatları iki grupta bize bildiriyor. Zati sıfatlar ve fiili sıfatlar. Zati sıfatlar içerisinde de hayat, ilim, semi, basar diye bildiğimiz o klasik sıfatları sayıyor. Daha çok bu eee Allahu Teala'nın zati ya da selbi sıfatlar olarak bizim daha önceki dersimizde zikrettiğimiz vücut, kıdem, beka gibi sıfatlar aslında akli olarak ortaya konduğu için ve bunların Kur'an-ı Kerim'de bir kavram olarak geçmediğinden dolayı muhtemelen İmam-ı Azam onlara değinmedi. Ama bunlar hepsi Allahu Teala'nın sıfatları, hepsi zatına ait sıfatları. Fiilleri de Allahu Teala'nın zatına ait sıfatları. Çünkü onun fiillerini onun zatının dışında düşünmemiz mümkün değil. Ama bu sıfatların kategorileri farklı. Fiili sıfatlarla subuti sıfatlar ve işte selbi sıfatlar ya da zati sıfatlar olarak nitelendirdiğimiz o sıfatların kategorileri farklı olduğu için mütekellimler, kelamcılar kolay anlaşılsın insanlar öğrenme de bunu güçlük çekmesin diye böyle bir ayrıma gitmişler. Subuti sıfatlar, Allahu Teala'nın gerçek, hakiki sıfatları diyebileceğimiz sıfatlar. Bu sıfatlar başka varlıklarda da bulunabilir ancak Allahu Teala'da sınırsız ve mutlaktırlar. Bu yönüyle diğer varlıklardan ayrılır. Ama Allahu Teala'nın zatî sıfatı olarak kıdem, beka, muhalefetün il diye daha önceki dersimizde anlattığımız Allahu Teala'nın ezeli olması, ebedi olması, başka hiçbir şeye benzememesi, hı hı. varlığının kendisinden olması gibi sıfatlar onun zatının dışında başka hiçbir varlıkta bulunması mümkün olmayan sıfatlardır böyle bir ayrım da zihnimizde yapabiliriz. Bunun yanında tabii ki fiili sıfatları var. Allahu Teala'nın yaratması, rızık vermesi, cezalandırması, ödüllendirmesi gibi fiili sıfatlara da var Cenab-ı Hakk'ın. Bunların tabii kelam ilminde tartışılıyor bazı açılardan. Allahu Teala'nın zatıyla ilişkisi tartışmalı bir konu ama sonuç itibariyle bizim bütün bu sıfatların Allah'ta mutlak, sınırsız olduğunu ve Allahu Teala zatı, sıfatları ve fiilleri itibariyle başka hiçbir şeye benzemez, başka hiçbir varlığa denk değildir diye düşünmemiz ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Hayat sıfatından başlayabilirsek evet. hocam benim Şimdi belki. E, bu subuti sıfatların e, ilk e, sırasında hayat sıfatı geliyor. Çünkü hayat sıfatı olmadan e, siz diğer sıfatları düşünemezsiniz. Yani ölü bir e, varlıkta, diri olmayan bir varlıkta demek daha doğru belki. Diri olmayan bir varlıkta siz irade, kudret, e, kelam gibi sıfatları düşünemezsiniz. Öyle değil mi? İlk önce bir varlığın hayat sahibi olması gerekir ki onda iradenin, ilmin, kudretin bulunduğundan biz söz edebilelim. Allah hayat sahibidir. Onun Hayatı zatının gereğidir. Hayatında başka hiçbir şeye muhtaç değildir. Sınırsız ve mutlaktır. Hayatını devam ettirmek için dışarıdan harici bir desteğe ihtiyacı yoktur. Bizim gibi bizim beslenmemiz, gıda almamız gerekir ama Allahu Teala'nın bu gibi noksanlık ifade eden, eksiklik ifade eden hiçbir şeye muhtaç olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Hayat sıfatı aynı zamanda şunu da bize ifade ediyor. Cenab-ı Hak hem kendisi hayat sahibidir hem de bütün hayat sahibi varlıkların hayatlarının kaynağıdır. Yani Allahu Teala hay el hay celle celaluhu sıfatıyla tecelli ettiğinde alemde orada işte bütün canlılar alemi, bütün çeşitliliğiyle ve sınırsızlığıyla karşımıza çıkan e, biyolojik e, alemdeki e, canlıları e, karşımıza çıkıyor hayat sıfatıyla bütün canlı varlıklara Cenab-ı Hak hayat veriyor. Onları dirilten ve öldüren tabi aynı zamanda hayat veren Allahu Teala aynı zamanda el mümit bütün canlıları dilediği vakitte de öldürüyor. Niçin mesela mümit diye bir sıfat yoktu hocam hayat var veya hayat varsa Tekrardan e, görüyor olması, semi basar, e, işitiyor olmasının için var mesela. Evet, e, çok güzel bir soru bu. Yani cenab Hakk'ın sıfatlarını işte maturidilerde yedi tane zikrediliyor. Tekvin, e, pardon e, sekiz tane tekvinle birlikte. Eşarilerde yedi tane zikrediliyor. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını e, sekizle sınırlamak mümkün değil. E, altı tane sıfat onlar tamam. Sadece Cenab-ı e, hakkın varlığında bulunup başka varlıklarda bulunmaması söz konusu olduğundan onlar sabit sıfatlar olarak düşünebiliriz ama diğer bütün sıfatlar Allahu Teala'nın Rahman oluşu, Rahim oluşu bütün bunların hepsini Allahu Teala'nın isimlerini aynı zamanda bir sıfatı olarak da düşünebiliriz. Lehul esmeul husna her güzel isim Allahu Teala'ya aittir onun isimleri sınırsızdır. Hani Allahu Teala'nın 99 ismi halk arasında da yaygındır. Ezberlenir, okunur. Fakat Allahu Teala'nın isimlerini 99'da da sınırlamak mümkün değil. Sınırsız, sonsuz bir varlığın sıfatlarını ve isimlerini sınırlamak mümkün değil. O zaman niçin böyle 7 ya da 8 sıfattan biz söz ediyoruz? Allahu Teala'yı kolayca yakından daha iyi tanıyalım mı diye onu zatına, yüceliğine azametine layık bir şekilde kolayca tanıyalım için kelamcılar Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden hareketle böyle bir sistematiğe gitmişler. Böyle bir ayrımda bulunmuşlar. Yoksa ne Kur'an-ı Kerim'de ne de Peygamberimizin hadislerinde sözlerinde böyle bir zati, subuti, fiili, haberi sıfatlar diye bir ayrımdan söz etmemiz mümkün değil. Bunların hepsi bizim Cenab-ı Hakk'ı kolayca tanımamız için mütekellimlerin, kelam alimlerin bize yapmış olduğu bir iyiliktir aslında. Evet, Öyle düşünüyorum. Aslında hocam belki tartışmalı konulardan birisi yani Allah-u Teala'nın hayat sıfatı üzerine çok fazla bir tartışma görmedim. ama Allah'ın bilgisi, özellikle ve iradesi bir de kudreti. Bu üç üç sıfatı bütün tartışmaların dönüp dolaştığı yer diye düşünüyorum. Belki kudret sıfatına böyle bir geçiş yapabiliriz. Kudret sıfatı her şeye kadir oluşu ee, insanın sorumluluğu, özgürlüğü, insandaki güç, kudret, e, fiillerini, davranışlarını yerine getirirken bir kudrete muhtaç olması Cenab-ı Hakk'ın bu e, kudretiyle nasıl bir ilişki içerisine giriyor? Evet. Şimdi bu üç sıfatı ilim, irade ve kudret sıfatını aslında birbirinden ayrı olarak düşünmemek lazım. Aynı zamanda bunların birbirine karıştırılmaması da lazım. Mesela ilim bazen ilim sıfatıyla biz irade sıfatını birbirine karıştırıyoruz. Allahu Teala'nın her şeyi bilmesi demek o bildiği şeyleri irade edeceği anlamına gelmez. Onlardan bir kısmını dileyebilir, bir kısmını dilemez. Müslümanlar arasında en çok karıştırılan hususlardan birisi de bu. Allah-u Teala'nın ilim sıfatıyla irade sıfatını biz birbirine karıştırıyoruz. Sanki Allah her şeyi bilir dediğimiz zaman o bilgisi içerisindeki daha önceki dersimizde de Harun'un sorusunda bunu ele aldık. Her şeyi irade eder derken. Oradaki e, ilmin içerisindeki kategoriyi e, ço e, e, aklımızdan çıkarmamız, e, çıkarmamamız lazım. Burada biz Allahu Teala'nın iradesini iki kısma ayırıyoruz. Burası çok önemli evet. Davut hocam. Tekvini iradesi, yaratmaya ilişkin iradesi, Allahu Teala'nın bu iradesi mutlak surette gerçekleşir. Allah bir şeye ol dediği zaman o olur. Allah bir şeyi yaratmayı istediği zaman o mutlaka gerçekleşir. Ona bu konuda engel olacak hiçbir şey yoktur. Faalulümen yurid. Allah dilediği her şeyi yapar. Bir de Allahu Teala'nın teşri'i iradesi dediğimiz kullarına gönderdiği buyrukları var, emirleri var, yasakları var. Bunların gerçekleşmesi zorunlu değildir. Bunlar Efendime söyleyeyim kulun özgür irade hür seçimine bırakılmıştır. Dolayısıyla bütün bunlar Allahu Teala'nın ilminde bu şekliyle mevcuttur. Yani bir kul bir fiili özgür bir şekilde işleyecekse onu özgür bir şekilde işleyecek olarak bilir Allahu Teala ve Allahu Teala'nın bunu irade etmesi demek o fiile kulu zorlaması anlamına gelmiyor. Sadece onu yaratmayı irade etmesi demektir. Allahu Teala mesela Kur'an-ı Kerim'e de baktığımız zaman bunu görüyoruz. Kulların kötülük yapmasını asla istemez. Onların yanlış yola gitmesini istemez. Tam aksine doğru yola gitmelerini ister, doğru olmalarını, dürüst davranmalarını, yalan konuşmamalarını ister. bunların hiçbirisini hem istemediği gibi bir şey yap, kötülük yap, kötülükle ilgili konuların hiçbirisini istemediği gibi bunlara da rızası yoktur. Onun için Allahu Teala bir şeyi irade etmiştir dediğimiz zaman buradan anlamamız gereken şey birincisi eğer bu bir yaratma ile ilgili bir konuysa Allahu Teala onu e, yaratır e, bilgisine ve hikmetine göre e, gerçekleştirir. Bunun önünde bir hiç e, hiçbir engel yoktur. Ama Allahu Teala kullarının doğru yola gitmesini murad etti, e, yanlış yola gitmemelerini e, istemedi, murad etmedi dediğimiz zaman bunun anlamı ise kulu bu konuda özgür bıraktı. Allahu Teala'nın bu iradesinin gerçekleşmesi asla zorunlu değildir. Bu kulun e, tercihine e, bırakılmıştır. Onun için bunları e, birbirine e, karıştırmamak lazım. Şimdi kudret sıfatına e, Gelince de Allahu Teala'nın kudreti irade ettiği bütün e, mahlukata e, yönelir. Ve o yönelmeyle birlikte dilediği varlık gerçekleşir. Yani bir şeyin hani Kur'an-ı Kerim'de sürekli tekrarlanan bir husustur bu. Bir şeyin olmasını istediği zaman ona ol der. Hemen olu verir. Tabii buradaki hemen olu verme bizim şapkadan tavşan çıkarır gibi de bunu anlamamız lazım. Mesela Allahu Teala Kur'an-ı evet. Kerim'de kainatı yedi evrede yarattığını söylüyor. Belli bir uzun bir süre geçtiğini, insanın yaratılışının üzerinden uzun bir süre geçtiğini, kainatın yaratılışından, dünyanın yaratılışından belki çok sonra insanın mesela varlık sahnesine çıktığını gösteriyor. Ama buradaki ol dediği zaman olu veririn manası şudur: Allah'ın bir şeyi dilemesi demek. Mutlaka onun gerçekleşeceği anlamına gelir. Yani o, onun varlığının önünde hiçbir engel yoktur. Ona hiçbir Varlık başka hiçbir kudret engel olamaz anlamında onu bizim kabul etmemiz gerekir. Şimdi Allahu Teala'nın hem ilmi hem iradesi hem de kudreti mutlaktır, sınırsızdır. Ama bazen mesela şöyle sorular soruyor gençler derslerde belki arkadaşlarımızın da aklına o tarz sorular gelebilir. bilme bilemiyorum. Harun'un sorusu varsa alabiliriz. Ee, aslında o konuyla ilgili var hocam. Ee, Gençlerin kafasına takılıyor ateistler, e, din karşı çevrelerden bu e, konu hakkında çok soru geliyor. Allah'ın bir şey dilediğinde bunun e, mutlaka olacağını, bunun önünde hiçbir engel olmadığını söylediniz. Ama bu gelen soruya göre aslında buradaki en büyük engel bizim burada yaptığımız tanımın kendisi. Burada bir paradoks olduğunu söylüyorlar. E, burada Allah'ın mesela e, kadiri mutlak olduğunu söylüyoruz ama e, şöyle bir soru geldiğinde Allah kendisinin bir benzerini yaratabilir mi? Veya... E, Allah kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir mi gibi bir soru geldiğinde burada bir çelişki oluyor. Ee, Allah'ın gücü her şeye yetiyorsa yarattığı şey e, ya böyle bir çelişki nasıl olabilir? Evet. Ya burada ciddi bir mantık hatası var. Çünkü e, kudret e, şimdi biz varlığı baştan o e, bir kategori yapmıştık ya e, işte zorunlu varlık mümkün varlık diye evet. bir de e, olması düşünülemeyen muhal imkansız mümteni dediğimiz kelam ilminde var olması asla düşünülemeyen, hiçbir surette var olması mümkün olmayan varlık kategorisine biz muhal diyoruz kelam evet, ilminde. Evet. Onun varlığını asla e, düşünemeyiz. Kudretin böyle bir varlığa yönelmesi mümkün değildir. Niye? Çünkü bu varlığın varlık sahnesine hiçbir surette gelmesi düşünülemez, imkansızdır. Yani Allahu Teala'nın kendisine eşit denk bir ilah yaratması e, zatı gereği e, muhaldir, e, imkansızdır. Çünkü sadece tek bir varlık ezeli ve ebedidir. O da Allah'tır. Bunun ikincisini düşünemediğimiz için kudretin o ikinci varlıkla ilintili olmasını, ona yönelmesini de düşünemeyiz. Yani olması mümkün olmayan bir şeye kudret yönelmez. Kudret, ilahi kudret neye yönelir? Mümkün varlıklara. Vacibül vücut zorunlu varlık. Kudret ona yönelmez. İkinci bir zorunluluğunu varlık yaratayım diye Cenab-ı Hak murad edip e, kudretini ona yöneltmez. Niye? Bu Allahu Teala'nın aziyetinden dolayı değil. Evet. Bu tarz ikinci kategoride düşündüğümüz bu tarz bir varlığın olmasının e, mümkün e, olmamasından dolayı. Anlatabildim Aslında, mi? Yani böyle bir e, varlığın gerçekleşmesi e, hayat bulması mümkün değil. Ya yaratılmış olacak. Yaratılan bir ilah zaten ilah olma vasfını kazanamıyor. İşte o taş meselesi falan da bunlar. Yine... Yani bizim kelam kitaplarında, klasik kaynaklarımızda bu ilahi kudret muhal olana taalluk etmez evet. diye klasik tabiriyle bu ne demektir? Yani Allah'ın kudreti varlığı i̇mkansız düşünülemeyen, olan. imkansız olan şeylere yönelmez. Onun kudreti sadece mümkün olanlara. Evet. Vacıbur vücut, Allahu Teala zorunlu varlık, bir de mümkün varlık. Bütün sonsuzdur bunlar, sayısı sınırsızdır. Allahu Teala bunlardan dilediğini seçer ve yaratır. Dolayısıyla ilahi kudret sadece mümkün olanlara yönelir. Böyle düşünmek, böyle anlamak gerekiyor. Evet. Var mı arkadaşların sorusu? Hocam şimdi Allah'ın isim ve sıfatlarından bahsediyoruz. Bu gerçekten ilim, irade, kudret. Bunlar. Aslında bu, bu for, Allah katında da bu formda mı yoksa bizim e, aklımızın noksanlığından dolayı biz böyle mi tanımlıyoruz? Özellikle hocam işte görmesi, işitmesi bu sıfatlar biraz daha böyle e, haberi sıfatlar er gibi mi anlamak gerekiyor? Yani Allah'ın gözü gibi, kulağı gibi mi anlamak gerekiyor bu sıfatları da? Evet. Subut sıfat dediğimiz. Yani şimdi e, biz konuşuyoruz. Değil mi? İnsan e, olarak e, bunun e, işitildiğini, e, duyulduğunu hissediyoruz ve kavruyoruz. Biz konuştuğumuz zaman bunu birileri dinliyor. Allah'ın biz konuştuğumuz zaman beni herhangi bir insanın duyup dinleyip işitip de Allah'ın işitmemesi insan için bir eksiklik olarak görülüyor ve Allahu Teala'nın e, e, işiten olduğunu e, kabul ediyoruz bu yüzden biz. Aynı şekilde görmeyle ile ilgili de e, insan aynı. E, akıl yürütmeyi yapıyor ve diyor ki ben görüyorsam noksan bir varlık olarak ben görüyorsam en mükemmel varlık olarak rak Allahu Teala'nın da görmesi gerekir diye düşünüyor. Ve bu sıfatları vahiy olmadan da akli olarak insan Allah'ta bulunan sıfatlar olarak düşünebiliyor. Böyle bir imkanımız var. Ancak Mesela bazıları şöyle düşünebilir. Allahu Teala benim Allahu Teala'nın benim gibi bir gözü var. O göz ile e, düşünüyor e, diyebilir. Bazıları da hayır göz bir organ görmek için bir organa ihtiyaç duymak bir eksikliktir. Allahu Teala bütün eksikliklerden münezzehtir. Dolayısıyla Allahu Teala'nın görme organına ihtiyacı yoktur. İşte burada bize e, vahiy e, yardımcı oluyor, akla yardımcı oluyor. Her seviyeden insana vahiy bu konuda rehberlik etmiş oluyor. Dolayısıyla leyse kemislihi şeyun ayeti, değil mi? Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Velem yekullahu kufuven ahad. Ona hiçbir şey denk değildir ayetlerinden hareketle biz Allahu Teala'nın gördüğünü kabul ediyoruz ama onun görmek için bir göz organına ihtiyaç duymadığını da kabul etmek durumundayız. Niye? Çünkü aksi takdirde onu insan gibi, başka varlıklar gibi yani görme duyusu olan varlıklar gibi aciz, e, eksik, noksan olan varlıklara benzetmiş oluruz. Halbuki Allahu Teala noksan, eksik olan varlıklara benzemekten münezzehtir. Buna e, şey örnek verebilir miyiz acaba? Hani bir arkadaşımız tatmadığı bir meyveyi başka bir meyveyle ona benzeterek mi acaba bize geliyor? Yani şimdi arkadaşımız mesela bir avokado mesela birçoğumuz yememiştir belki ama yiyen biri diyor ki hani tadını tarif ederken işte hani diyor böyle böyle tadı var. Bir tane meyveye benzeterek o avokadayı bize tanıtmaya çalışıyor. Acaba Allah'ın isim ve sıfatları da böyle mi? Şimdi bunlar hakiki zaten subuti bu güzel bir soru iyi ki soruldu. Şimdi Allahu Teala'nın subuti sıfatları dediğimiz zaman biz onda var olan gerçekten var olan hakiki bir sıfattan söz ediyoruz. Yani mecazi anlamda. Yani senin sorundan şöyle bir şey anladım. Yani aslında biz Allahu Teala belki bunun ötesinde daha başka türlü de olabilir ama biz onu hani tanıyalım diye bize kendi hani bildiğimiz dilden konuşuluyor. Hani onun işte o görüyor, işitiyor diye bize anlatılıyor ama belki Allahu Teala bunun ötesinde daha başka bir varlık. Biz onu o haliyle anlayamayacağımız, tanıyamayacağımız için bize bu şekilde anlatılıyor. Hayır böyle Gerçekten değil. Gerçekten böyle olabilir yani, mi hocam? Yani böyle düşünenler de var. Yani Allahu Teala'nın mesela Mutezile içerisinde Allahu Teala'nın bu tür sıfatların hepsini ilim sıfatına indirgeyen filozoflar içerisinde bunların hepsini ilim sıfatına indirgeyen düşünürler kelamcılar da var. Yani hocam... Allahu Teala'nın görmesi, işitmesi eee bunların hepsi Allahu Teala'nın her şeyi bilmesi anlamında yani Allah her şeyden haberdardır anlamında yorumlayanlar da var ama bu konuda peygamberlerin bize bildirdiği vahyin bize bildirdiği hususları da dikkate almak zorundayız. İşte kelam ilminin din felsefesinden farkı burada ortaya çıkıyor. Din felsefesinde aklın sınırları içerisinde istediğiniz yere gidebilirsiniz ama kelam söz konusu olunca orada karşınızda vahiy var. Vahyin çerçevesini de dikkate almak durumundasınız. Dolayısıyla bunları Allahu Teala'nın hakiki yani görme, işitme, irade etme, dileme, ondan sonra yaratma, tekvin sıfatı, Allahu u Teala'nın bütün mükevvanatı, varlığı meydana getirmesi. Bütün bunlar Allahu u Teala'nın hakiki sıfatlarıdır diye bizim düşünmemiz, kabul etmemiz gerekiyor. Mecazi anlamda bunları yorumlamamız, almamız mümkün değil. Ancak şu mantıklı şurada, olan şu değil mi hocam yani bilme, görme görme, duyma hepsi bilme sıfatına irca edilmiyor mu? Allah Teala niçin görür? Bilmek için. Ama şimdi bilme deyince yani bu çok evet enteresan bir durum. Ee, i̇nsan bazen böyle düşünebiliyor ama şimdi mesela burada ben konuşuyorum. Bir e, ses ortaya çıkıyor. Bu yani ses dalgaları e, yani e konuşacağını konuşacağından evet. sonra hocam yani titreşim yani, duymakının... yoluyla e, uzaklara gidiyor ve e, insanlar onu duyuyor. Yani Cenabı Hakk'ın basit varlıkların du bildiği e, duyduğu efendime söyleyeyim gördüğü e, şeyleri biz e, bilmez göremez e, diyemeyiz yani e, o sesi de ses olarak e, efendime söyleyeyim e, görünen şeyleri de e, mevcut haliyle hakikatine mahiyetine uygun olarak hem biliyor hem görüyor hem işitiyor ama görmesi için bir göz organına duyması için bir kulak organına işitmesi için bir kulak organına ihtiyacı yok biz sınırlı şeyleri, belli frekanstaki sesleri işitebiliriz. Cenab-ı Hak sınırsız. Her şey işitilmesi mümkün olan her şeyi işitir. Ee, öyle düşünmek lazım. Görülmesi mümkün olan her şeyi görür. Burada mümkün olan tabirinin de altını çiziyorum. Yani Cenab-ı Hak için mümkün olmayan bir şey de mi var diye bir şey aklınıza gelmesin. Hani e, muhal olan dedim ya, muhal evet. olması mümkün olmayan, düşünülemeyen şeyler. Onun dışında mümkün kategorisinde olan, bu kategoride vacibül vücut var, mümkün var. Mümkün kategorisinde olan bütün görülmesi görülen varlıkları görür. Mümkün kategorisindeki bütün işitilen varlıkları cenab Hak işitir. Bunu böyle kabul etmek durumundayız. Aksi takdirde Cenabı Hakk'a bir noksanlık, bir eksiklik izafe etmiş olabiliriz. Ama bu tarz yorumlar da var. Hani böyle düşünen bir insan dinden çıkar mı? Çıkmaz. Bir tevildir, bir yorumdur ama yanlıştır, hatalıdır. Bunu böyle görmek lazım. Muhtezile'den falancalar şöyle dedi. O zaman dinden çıktı. Böyle bir şey yok. Onların hepsi Allah'ın varlığını, birliğini kabul ediyor. Allahu Teala'nın her şeyi bildiğini, ahiret gününde insanı hesaba çekeceğini kabul ediyor. Ona göre bu dünyada amel ediyor, hareket ediyor. Bütün bunların hepsini yok sayamayız. Ama bu bir yorum, bir anlayış farklılığı. Öyle de düşünenler var, düşünebilirler. Ama bizim doğruyu söylememiz, söylediklerimizi temellendirmemiz, bilgiye ve belgeye dayandırmamız gerekiyor. Böyle bir sorumluluğumuz var. Hocam aslında bu mümkün, vacip, zorunlu, mümkün ve imkansız sız ayrımı, kelami problemlerde en çok başvurduğumuz bir mesele. Bir evet. şeyin zorunlu olması, bir şeyin mümkün olması, bir de imkansız olması. Aslında Allah'ın yani kaldıramayacağı bir taşı yaratma meselesi imkansız olana vurgu yapıyor. Aynı şeyi mesela görme sıfatı için de söylenebilir. Mesela işte dört köşeli bir üçgen veya dört köşeli bir daireyi görebilir mi diye bunu da ee, sorulabilir aynı mantık çerçevesi içerisinde. Evet. Burada ayrıca yani bu Allahu Teala'nın görmesi, işitmesi gibi sıfatları insan psikolojisi açısından da değerlendirmekte büyük yarar var. Davut Tam Hocam. Tam da hocam ben aslında yani, niçin evet. bunlar bildiriliyor bize vahiy evet. tarafından? Yani şimdi mesela siz bir şey konuşurken ağzınızdan kötü bir söz çıkacağında Allah bunu işitiyor, melekler bunu kaydediyor diye düşündüğünüzde onu yapamazsınız, değil mi? Yani hemen geri adım atmak zorunda hissedersiniz kendinizi. Bir oto kontrol sistemi de oluşturuyor. Allah sizin yaptığınız her şeyi görüyor, görüyor onla ilgili meşhur hikaye de vardır. Yani anlatırlar hoca işte öğrencilerine demiş ki şu horozu alın. Her her birine bir horoz vermiş. Gidin Allah'ın görmediği bir yerde kesin. Herkes kesmiş getirmiş. Bir tanesi kesmemiş. Niye kesmedin? Çünkü Allah'ın değil mi? Yani beni görmediği bir yer bulamadım diye. Hani basit bir şekilde böyle anlatırlardı bize küçükken. Hakikaten bu önemli bir şeydir. Yani Allahu Teala'nın sizi gördüğü düşüncesi sizin üzerinizde bir oto kontrol, bir müeyyide oluşturur. Sizi kontrol eder bu düşünce. Hareketlerinize çekip düzen vermenize büyük katkı sağlar. Hocam o zaman... Bu açıdan da değerlendirmek lazım. Görmesi, duyması. Mesela e, bazı kelam kitaplarında e, şey vardır. allah Teala niçin tatmaz? Evet. E, tatma duyusu, görme duyusu, işitme duyusu var ama niçin e, tatma duyusu veya dokunma duyusu yok? Aslında hocam bu verdiğiniz cevapla irtibat kurulabilir mi? Yani görme, görerek, e, görülen fiiller... Şimdi siğler... bu on numara bir soru bak. o Bunu söylemem lazım. Niye? şu açıdan. Şimdi biz Allahu Teala görür, işitir, bilir, irade eder, işte kudreti vardır derken bunların hepsinin insanda da bir kısmının diğer efendime söyleyeyim canlılarda da olduğunu görüyoruz. Öyle değil mi? Evet. Ama Buradan şu sonuç çıkmaz yani Cenab-ı Hakk'ı biz Adem insan suretinde düşünemeyiz yani o insan gibi işte organları olan bir varlık bedeni olan Cenab-ı Hak biyolojik bir varlık değildir ki onun tatma duyusu olsun ve tatsın ama tadın mahiyetini hakikatini o, o tadandan daha iyi bilir. Evet. Fakat o tatmaz. O tadan değildir. Tatması için bir bedeninin olması lazım. Öyle değil mi? O, 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 duyu organlarının olması lazım. Allahu Teala bu tür noksan şeylerden münezzehtir. Ama Allahu Teala o, tatma o, duyusuna ihtiyacı olmadan da tadın mahiyetini, hakikatini gerçekliğine uygun olarak tam manasıyla, mutlak anlamda bilir. Fakat neden o zaman bu tür işte duyu organları Allahu u Teala'ya bir sıfat olarak atfedilmemiştir de bir duyu organı olan mesela göz ve kulaktan hareketle Allahu u Teala'nın gördüğü, işittiği söylenmiştir. Bence o işte hani insanı kontrol eden, denetleyen bir varlık olduğu şuurunun oluşması, bilincinin insanda oluşması için bu bence çok anlamlı, önemli diye düşünüyorum ben. Allahu Teala'nın o sıfatlarını kelamcılar öne çıkarmışlar. Allahu mesela habir sıfatı Allahu Teala her şeyden haberdardır, değil mi? Her şeyi bilir. İlim sıfatı o işte tat dediğimiz, lezzet dediğimiz gerçekliğin, hakikatin bilinmesini gerektiren bir sıfattır. Cenab-ı Hak onu hakikatine, mahiyetine, künhüne uygun olarak bilir ama onun tatmak için bir dili yoktur haşa. Bütün bu tür noksanlıklardan Allahu Teala münezzehtir. Aslında hocam insan doğrudan bu sıfatları insan yüklemiş olsaydı, kendindeki duyuları yine Allahu Teala'ya da atfetmiş olacaktı ama bize şeriat bunları söylemiyor. Yani evet. nas ilahi bilgi bize Tabii. bu sıfatların olmadığını söylüyor. Bu da insandan yüklenmiş bir şey olmadığını da belki bize hissettiriyor hocam. Bununla birlikte hani görme ve işitme sıfatlarının olması Allahu Teala'nın organlardan bağımsız ve münezzeh olarak görme ve işitme sıfatlarının olması onu bir insan suretinde düşünmemizi gerektirmez. Allahu Teala hiçbir şeye benzemez hiçbir şey de Allahu Teala'ya benzemez tevhidin temel ilkelerinden bir tanesi budur yani Allahu Teala'yı bütün noksanlıklardan tenzih etme Düşüncesi İslam inancının temelinde var olan inkar edilemez bir e, gerçekliktir, bir inançtır. Hocam bu sıfatların yani sorumluluklarımızla hayatımızla fiillerimizle davranışlarımızla kısmen değindiniz ama nasıl bir e, ilişki var? Yani ben... En önemli boyut e, burası. Mesela hay sıfatından başlayalım. Allahu Teala hayat sahibidir, hayat verendir, hayatın kaynağıdır. E, mümin de e, dünya hayatında Allahu Teala'nın bu e, sıfatını kendi zatında kendi kişiliğinde, şahsında elinden geldiği ölçüde gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Önce kendi sağlığına, sıhhatine dikkat edecektir. Sonra değil mi? Hasta olan insanlara e e, şifa bulmaları için yardımcı olmak e, bunun için tıp ilminin e, gelişmesi insanların bu konuda gayret göstermeleri mesela Kur'an-ı Kerim'de değil mi bir kişiyi öldüren bütün insanlığı öldürmüş, öldürmüş bir kişiyi dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Yani bir insanın hayatta kalması için yaptığınız bir yardım sarf ettiğiniz bir e, çaba size çok büyük bir ödül ve sevap olarak dönüyor. Dolayısıyla hayat sıfatının bizim hayatımızdaki tecellisini ve yansımasını bu bağlamda düşünebiliriz. Yani biz Allahu Teala'nın hayat sıfatından kendi şahsımızda gösterdiğimiz pay ölçüsünde ahirette değil mi onun karşılığını göreceğiz. Bunun için de gayret sarf etmeliyiz. İnsanları öldürmek için değil, yaşatmak için çalışmalıyız. Bakınız bir hayat sıfatı bizi nereye götürdü? İrade sıfatı Allahu Teala irade sıfatıyla Dilediğini yapıyor, biz de bunu özgür bir şekilde e, kullanıyoruz. E, e, imkanlarımız kudretimiz ölçüsünde dilediğimizi yapma imkanına sahibiz. Ama burada biz de insanların iyiliği için, e, dünyadaki bütün canlıların iyiliği için e, irademizi kullanabilir bu yönde, değil mi? İrademizi e, sarf edebiliriz ve e, imkanlarımızı kudretimizi, gücümüzü bu yönde e, çalıştırabiliriz. tembelliğe bütün de sürüklemez. Bunlar, mi evet, hocam? efendim. Temelliye de sürüklemez mesela Allah allah Teala diliyor. Benim dilememe gerek yok. Böyle diyemez mi bir insan? Allah-u dilemesi ayrı, kulun dilemesi ayrı. Allah-u Teala diliyor ama kula da dileme imkanı vermiş. Ve femen şa'e fel femen şa'e fel yakfur, ve men fel Dolayısıyla yani dileyen imanesin, etsin, dileyen inkar ayetinde Allahu Teala bana dileme kudretini, imkanını, potansiyelini vermiş. Böyle bir meleke var bende, irade melekesi. Ben bunu iyiye de kullanabilirim, kötüye de kullanabilirim ama Cenab-ı Hak benim iyiye kullanmamı istemiş. O halde ben bunu iyi yönde kullanmam gerekir diye düşünmeliyiz. Aslında hocam hayat sıfatının insandaki tecellisi aslında bütün hayat sahibi olanlara, bitkilere, hayvanlara, bütün hayat sahibine hürmet göstermeyle de Tabii, çok güzel bir zaten sıfat Ahlakın temeli mesela ahlakın özü nedir e, yaratana hürmet yaratılana şefkat bu manada ahlakın da özü budur yani insan e, yaratana hürmet edecek saygı duyacak evet. yaratıcısına e, ve onun hürmetine bütün mahlukata şefkat gösterecek ahlakın özü budur. Hocam bir sorumuz var onu alalım. Hocam e, dileyen iman etsin dileyen inkar etsin e, ayet-i kerimesini zikrettiniz ama yine bunun tabi Allahu Teala'nın bilmesiyle de alakası var. Bir önceki ders örnek vermiştiniz. İşte Allahu Teala benim bu kağıdı koyacağımı bilir ancak müdahil olmaz bizim iradelerimize diyorsunuz. Ancak Bakara suresinde de onlardan birçoğunu saptırır. Ve yehti bihi birçoklarına hidayet hidayete erdirir ayeti kerimesi var. Ayetin zahirine baktığımız zaman bir çelişki varmış gibi duruyor. Evet. Güzel bir soru. Şimdi bu ilim meselesini ben az önce biraz kısa geçtim. Çünkü bu yani çok ince bir mesele, çok karmaşık bir mesele olduğu için yani şu hususu tekrar etmek zorundayım bu soruya cevap vermeden önce. Şimdi Allahu Teala ilmindeki şeyleri irade ediyor. O süreç felsefecileri farklı düşünüyordu. Oraya tekrar girmiyorum. Ama Allahu Teala ilmine göre irade ediyor. İlmi nedir? Benim bu kağıdı elimde özgür irademle özgür irademle tutacağımdır değil mi? Elimdeki kağıdı ben özgür irademle e, tutuyorum. Kimse beni zorlamıyor. Bunu istersem tutmam yere bırakırım. Cenab-ı Hakk'ın ilminde bu bu şekli e, şekliyle'dir. Cenab-ı Hak da irade ederken bunu bu şekliyle irade ediyor. Yani bir şeyi yaratmayı irade ettiğinde kendi bilgisine, hikmetine göre irade ediyor. Ama kulun bir fiilini irade ettiğinde Cenab-ı Hak kulun iradesine, kulun tercihine bağlı olarak onu irade etmiş oluyor. Yani her şeyin yaratıcısı Allah olduğu için ehli sünnet inancına göre anlatıyorum bunu. Mutezile'ye göre belki onu da anlatmak lazım. Onlar farklı düşünüyorlar. Bu konuda farklı yaklaşımlar her zaman olabilir. Şimdi yani mesele bu. Allahu Teala dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola ulaştırır derken Ayetlerin bir, burada iki tane temel husus var. Birincisi ayetlerin bağlamını düşünmek lazım. Yani hangi nüzul ortamı var biliyorsunuz. Ayetlerin bir indiği ortam var. O ortamı düşünmek lazım. İkincisi de insanın temel olan yani hususları dikkate alarak bu tür ayetleri yorumlamak lazım. Nedir burada temel olan husus? Husus insanın sorumluluğu. Bundan kuşku duyuyor muyuz biz? Hayır. Hem peygamberin sözlerinde hem de Kur'an-ı Kerim'de açıkça biz görüyoruz ki insan sorumlu bir varlıktır. Peki o zaman bu ayetleri nasıl anlamalıyız? Şimdi biz insanlara dinimizi anlatıyoruz, tebliğ ediyoruz ve istiyoruz ki insanlar inansın filan. Peygamberi Efendimiz de müşrikler kendisine iman etmiyorlar diye çok üzülüyordu. Değil mi? Yani Cenab-ı Hak bu konuda onu birkaç kez de uyardı. İşte Cenab-ı Hak e, peygamberimize ve onun şahsında bütün müminlere diyor ki bir insanı doğru yola ulaştırmak ya da saptırmak bu sizin elinizde olan bir şey değil. Bunu ancak ben istersem yapabilirim. Ben yani dilediğimi saptırabilirim, dilediğimi doğru yola ulaştırabilirim. Bu kudret sadece bende var. Sizin böyle bir kudretiniz yok. Ama Cenab-ı Hak ne diyor? E, fasıklardan başkasını saptırmaz ve ma yudullu bihi yani Cenab-ı Hak haşa adil olan, merhametli olan, şefkatli olan bir varlık hiç kendi saptırdığı varlığa azap edebilir mi? Kuluna merhameti, şefkati tavsiye eden, evinden çıkarken besmele çekmesini isteyen, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan, şefkatli, merhametli olan Allah'ın adıyla biz evimizden çıkıyoruz. Bunu bize tavsiye eden bir dinin sahibi hiç kulunu yanlış bir yola sürükleyip ona azap etmeyi isteyebilir mi? Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüz zaman ayeti kerimeleri bu çerçevede anlamak, değerlendirmek gerekiyor. Yani insanın elinde böyle bir güç yok. Dilediğini doğru yola ulaştırır, dilediğini e, saptırır derken... İnsanları hidayete erdirmek ve saptırmak bu sadece Allah'ın elinde olan bir şeydir. Sen sadece ne yapabilirsin? Elinden geldiği ölçüde hakkı, doğruyu tebliğ edebilirsin ama karşıdaki insan bunu kabul eder ya da etmez. Çeşitli şekillerde yorumlayanlar da var bu tür ayetleri ama birinci sebebi peygambere ve onun şahsında bütün müminlere bir uyarıdır. Sizin göreviniz insanları doğru doğru yola ulaştırmak yani onların kendi iradeleriyle Hidayete e, gelmeleri e, gerektiği halde siz ille de onlar inansın diye böyle bir çaba ve arzu içerisine e, girmeyin. Çünkü bu sizin elinizde değil. Sizin elinizde olan nedir? Anlatmak. Bir de Cenab-ı Hakk'ın hidayet etmesi ne anlama gelir? Hidayet etmesi aynı zamanda hidayet yolunu göstermesi. Peygamberi aracılığıyla, Kur'an-ı Kerim aracılığıyla ve aklı selim, vicdan aracılığıyla insana e, Cenab-ı Hak hidayette bulunuyor. Yani ona hidayetin... E, Kaynağını gösteriyor, ne olduğunu gösteriyor, hangi yolun doğru yol olduğunu gösteriyor. Bu bir hidayettir. Allahu Teala'nın bu manada saptırmasını da mesela kul kendi özgür iradesiyle e, hidayeti tercih etmiyor, yanlışa gidiyor, yanlış yolda ısrar ediyor. Biz buna kelam ilminde Davut Hocam hidlen diyoruz. Yani evet. Cenab-ı Hakk'ın kulunu e kendi haline şıkmesin. bırakması. Evet. Yani Cenab-ı Hak ona mühlet verdi, şans tanıdı, e, işte aklı selimle vicdanla yardımcı oldu, Peygamber'in e, rehberliğiyle yardımcı oldu. Bütün bunlara rağmen o yanlışta ısrar ettiği zaman ne yapıyor Cenab-ı Hak? Artık ondan rahmetini kesiyor. Çünkü haddi aştı. Artık onun bir daha geri dönmesi mümkün değil. Şartlanmış çünkü o inkara, küfre şartlanmış. Onu küfür içerisinde bırakıyor. Bunu da Allahu Teala'nın bir tür saptırması olarak düşünebiliriz. Ama asla Allahu Teala kulun elinde olmayan bir nedenden dolayı kulunu saptırmaz ve bundan dolayı da kuluna ceza vermez. Bunu düşünemeyiz. Adil olan, merhametli olan, şefkatli olan bir Allahu Teala için bunu düşünmemiz asla mümkün değil. Hocam iki soru benim zihnimde var. Bir mesela saptıran Allah olmasa kim olacaktı? Hidayet eden Allah. O zaman saptıran kim? Yeni bir yaratıcı mı olacak? Öyle bir soru karşımıza çıkmaz mı hocam? Yani. E, saptıran kim o zaman Allah değilse işte ama saptıran e, kavramını burada tırnak içinde e, kullanmamız gerekiyor yani saptıran derken yani kulun iradesi dışında kulun inisiyatifi dışında bir saptırmadan Hatta bu hidayet içinde söz konusudur e, kulun iradesi dışında bir hidayetten söz etmemiz e, doğru olmaz niye Çünkü kulun yaptığı fiillerin karşılığını görebilmesi, onun hesabını Allahu Teala'ya vermesi için özgür olması gerekiyor. Özgür olması demek kulun bu, bu ikisini kendi hür iradesiyle seçmesi demek. Ama bazı ayet-i kerimelerde o ayetlerin bağlamına baktığınız zaman işte Allah zalimleri saptırır Allah fasıkları saptırır Allah işte ne bileyim küfürde inkarda ısrar edenleri saptırır şeklinde bir kayıt var yukarıda aşağıda bunlara işaret eden ibareler var ya o ibarelerin o ifadelerin geçtiği bağlamı konteksti siyak ve sibak diyoruz biz buna tefsir ilminde yukarıya bakacaksın ayetin aşağıya bakacaksın Kur'an'ın bütünlüğüne bakacaksın evet. bu çerçevede bu tür ayetleri yorum gerekiyor. Evet bu tür ayetler Kur'an-ı Kerim'de var ama onların bir hikmeti bir manası var. Manası da az önce anlattığımız şekilde ifade edilebilir. Yani kısaca bu çerçevede sıfatlar çerçevesinde şunu söylememiz gerekir. Özellikle Allahu Teala'nın ilim, irade ve kudret sıfatları çok önemlidir. İrade ile ilmi birbirine karıştırmamak lazım. Yani Allahu Teala her şeyi biliyor. Dolayısıyla o bilgisine göre e, e, dilediğini gerçekleştiriyor derken, işte bizim günah işlediğimizi de biliyor, onu da diliyor, e, gerçekleştiriyoruz şeklinde değil de, bizim onu hür irademizle gerçekleştireceğini biliyor ve ona göre takdir ediyor şeklinde anlamak gerekir. Ama bunu farklı yorumlayanlar da e, var. Belki aslında, ileride tartışmalar açıldığında onlara da değinebiliriz. Hocam aslında Allah'ın sıfatları, isimleri, esması, kendi özellikleri insanın hem e, bu dünyadaki hayat, hem psikolojik yapısına o kadar çok etki ediyor ki bir deistten şöyle bir şey duydum hocam. İnanmıyor bir peygambere ama Allah'ın kendisini duymak istediğini, sorularına, dualarına cevap veren bir varlık olarak tasavvur ediyor. Yani tamam bir peygamberi inanmıyor olabilir ama Allah'ın kendisini duyduğunu, hissetmek istiyor, dua etmek istiyor ona, Tabii. sığınmak istiyor. Bu tür sıfatları aslında insan hayatına çok ciddi manada etkileri, katkıları vardır. Hem psikolojik olarak hem toplumsal olarak. Belki böyle bitirmek daha büyük güzel. Evet. Böyle bitirmek büyük daha bir güzel. bir katkı olduğunu söyleyebiliriz. Yani Allah-u Teala'nın sıfatlarını daha çok insan hayatındaki boyutuyla, yönüyle düşünmek gerekir. Biz Allah-u Teala'nın zatını tam olarak bilemeyiz. Ama onu sıfatlarıyla ve fiilleriyle tanıyabiliriz. Allah-u Teala'nın hay sıfatından, irade, ilim ve kudret sıfatından hareketle kendi hayatımızda diğer bütün isimler, isimlerinden hareketle Rahman ve Rahim gibi şefkatli ve merhametli oluşu gibi sıfatlarından hareketle biz yeryüzünde onun sıfatlarını kendi imkanlarımız ölçüsünde en iyi şekilde kendi şahsımızda yansıtmaya çalışaraktan da kulluk vazifemizi en iyi düzeyde yapmış oluruz ve böylece ona layık bir kul oluruz. Böyle düşünmek sıfatlarla aramızdaki bağı böyle kurmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Aslında hocam Gazali'nin de e, makasülü esnası e, bu anlamda ilahi isim İsimlerden sıfatlardan kendimize nasıl bir pay alırız onu belki genişçe Allah'ın evet, isimleri konusunda evet, evet. uzunca anlıyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet. Ee, arkadaşlar sizlere de katkılarınız için sorularınız için çok teşekkür ederim. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Allah'ın e, yaratma sıfatını konu edineceğiz. Kainatı yaratması niçin yarattığına dair konulara ele alacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bugünkü işlediğimiz subjektif sıfatlarda sorduğum soruda aslında bizim bize bir benzetme olarak değil de bizzat olduğu şekliyle bize söylendiğini hocamız bize söyledi. Hocamıza Allah'ın kudreti ve onun kadri mutlak oluşu hakkında sordum. Ateist çevrelerce Müslümanlara yönlendirilen bir sorudan bahsetmiştik burada. Burada onlar söylüyorlar ki Allah Kadir'i mutlak olamaz. Eğer Allah Kadir'i mutlaksa, e, bazı sorular var burada bu paradoks olarak nitelendiriyorlar bunları. Kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi? E, kendisinin bir benzerini yaratabilir mi? Gibi sorular. E, hocamız buna basit bir şekilde cevap verdi. E, bizim burada Allah'ın Kudretini e, daha doğrusu varlığı iki ayırmamız gerekiyor. E, zorunlu varlık ve mümkün varlık. Allah'ın Kudreti, Kudreti zorunlu varlık olarak mümküne yöneliktir. Bizim bu sorduğumuz soruda ise e, muhal dediğimiz e, imkansız olan e, var, mantıksız ve imkansız olduğu için bunun e, aslında e, bizim tanımlarımıza bile koymamıza gerek yok, ortada bir paradoks yok, e, o yüzden sorun da yok. E, teşekkür ediyorum ben hocamıza. E, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. İyi günler.